tanımadığınız biriyle date açmak ister misiniz? Yani kişiye bağlı olabilir. Şöyle bir ayarlamış olduğumuz bir erkek var. Merhaba. Azra ben. Ben de Ömer. Bu arada araban falan... Yok, daha ehliyet yaşıma gelmedim. Aa, çok kötü oldu bu hiç. Neden ki? Arabasız ya biraz. Düşünsene böyle metroya falan otobüse biniyorsun. Bence hoş değil ya. Benim için biraz olumsuz. Evet arkadaşlar, yeni içeriğimiz başladı. Bu YouTube'da TUSART'a artık bunun devamını getireceğim. Bu videoların kısa devamı arkadaşlar şura bıraktım Instagram hesabımda. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Merhaba, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Efendim? Tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? İstemem. Peki, teşekkür ederim. Merhaba, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Teşekkür ederim. Merhabalar, tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? Yani kişiye bağlı olabilir. Şöyle bir ayarlamış olduğumuz bir erkek var. Şu an kafede bizi bekliyor. Eğer siz okey derseniz onunla tanışmaya gideceksiniz. Yani nasıl biri olacak? O sürpriz olacak. Onu söyleyemiyorum maalesef. Şu an kafede seni bekliyor. Eğer okey dersen kafeye gideceğiz. Tanışacaksın. Birbirinizi beğenirsiniz. Yemek olur. Yemek ya da kahve içeceksiniz. Masrafları hepsini ben karşılayacağım. Ne olur deneyelim o zaman. Peki şöyle gitmeden bir soru sorabilirim, birkaç tane soru. Tabii. Tanışmak istediğin erkek nasıl olmalı? Ya bir kere... Pardon, böyle geçebilir miyim? Tersime gülüyordu. Tamam. Fazla kısıtlayıcı olmamalı bence bir erkek. Özgüveni olmalı ki özgüvenli olduğu zaman kadın da onun yanında özgüvenli hissetmeli. Kendini düşük, tamam, hissetmemeli. Para muhabbeti yapmamalı bence. Çok vasat yani. Çok direkt vasat. Elenir. Peki bir erkeğin geliri ne kadar olmalı? 150 falan. Yani bu devire göre çünkü. Bir erkeğin geliri 150 bin TL mi olması gerekiyor? Ya bence öyle. Çok olması değil mi ya? Ya öyle de şimdi bu devire göre de öyle yani. Peki seni ilk başta tanıyabilir miyiz? Azra ben. 18 yaşındayım. Ardahanlıyım. Kriterlerim de bir erkek için. Ya kısıtlamaması lazım bir erkek. Tamam. Güven verecek. Tamam. Para muhabbeti zaten yapmamalı. Direkt yapmamalı. Tamam. Sürpriz yapmayı bilecek. Kadını mutlu edecek. Yani çok da büyük bir şey istemiyoruz aslında erkeklerden biz, tamam, şu anda. Peki tanışmak istediğin erkek nereli olmalı? O senin için önemli mi? Ya da kıyafeti, tipi, ne bileyim ne iş yaptığı, bunlar çok önemli mi? Ya şöyle, kıyafeti falan kendine çekip düzen versin zaten. Yanında böyle düzgün dursun bir erkek. Aha. Tamam. Onun dışında bir, yani öyle Karadeniz olsun, Kürt olsun, öyle bir şeyim yok. İnsan olsun yeter yani. Peki hazırsan o zaman yanına gidelim. Tamam, gidelim. Ne okuyorsun? Yabancı dilden sınava hazırlanıyorum. Aa, harbi güzelmiş. Ayarlamış olduğumuz erkek gelecek. Hazır dediğin zaman çocuğu çağıracağım. Hazır mısın? Biraz gerginim ama hazırım. Şaşırabilirsin. Dediğin şekilde erkek olmayabilir. Senden ricam, biraz kaba olmasan çocuk kırılmasın, yeter. Yok. Tamam, oturabilirsin. Hazırsan çocuğu çağırıyorum. Hazırım. Merhaba. Merhaba. Azra ben. Ben de Ömer. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Ekip arkadaşlar bahsetmişti ya. Daha da ne yapıyorsun? Nerelisin? İyi, okuyorum. Ardahanlıyım. Ben de Malatyalıyım. Öyle. Sen okuyor musun? Okuyorum. Lisede, üniversite? Lise 4. Ben de aynı şekilde. Hmm. Ne düşünüyorsun meslek olarak? Sosyal medya tarzı bir şey olmak istiyorum. Bilgisayar falan. Okulun? Okulun meslek. Anadolu Avrupa yakası nerede kalıyor? Bakırköy tarafı ya. Biraz. Karşıda yakın mı yaşıyorsun? Bağcılar'da yaşıyorum. Bakırköy'den falan okula gidiyorum işte. Öyle işte. Uzakmış. Zor, işin zor. Dershane falan? Dershaneye gitmiyorum da böyle okula falan gidiyorum zaten. Okulda zaten çok yakıyorum. Peki sen nasılsın? Bir erkekte aradığın kriterler nelerdir? Kriterler
Ya özgüvenli olması lazım. Çok kısıtlamaması lazım. Mesela kıskançlık zaten başka bir şeye giriyor ya. Evet. Ya yerini bilecek ya bir erkek. Benim ailem karışmıyorsa bana karışamaz. Doğru zaten. Ama böyle fazla açık giyinmek olmaz ben ya. Ya giyim konusu yani evet. Karışabilir evet. Yani sevgilim. Bir tık ama ya. Onun da dozunu kız bence ayarlayabilir zaten onu. Bence de yani. Ne bileyim böyle. Çay ister misin? Olur içebiliriz bir çay. Ben de böyle güzellikle çay içmek isterim. Çay verir misin? Pardon çay verir misiniz? Geliyor zaten çay. Peki senin hobilerin nelerdir? Ne yapmakta hoşlanırsın? Ya dans etmeyi çok severim. Hmm. Çok çok severim. Yaptığım işte zaten biraz etkiliyor. Organizasyon şirketinde çalışıyorum. Organizasyon mu? Çok güzel ya. Öyle. Bir yandan peki, çalışıyorum, okuyorum falan. Zamanın boş olunca ne yapıyorsun? Boş zamanım genelde olmuyor. Olduğu zaman ya da sen okul, dershane, çalışma zaten falan. Zaten bütün vakit gidiyor, gidiyor ya. Gidiyor, hepsi gidiyor ya. Bir pazar günüm böyle kalıyor. Arada bir geziyorum. Peki burcun neydi? Yengeç. Abi benim de bu ya. Duygusal. Ağlarım biraz. Fazla duygusalım. Öyle. Kardeşim falan var mı? İki abim var, bir de ablam var. En küçükleri benim. Abladan dolayı biraz kız şeylerine yatkın olursun. Evet, evet. Öyle zaten, oluyor zaten. Bir şey soracağım böyle, direkt tanıştın mesela bir iki hafta geçti. Anneanne tanıştırır mısın beni mesela? Hayır. Ya benim için aileyi tanıştırmak böyle ciddi olduğu zaman. Zaten o ciddi olduktan sonra. Güven falan, ya aynen bir zaman sonra evet. Ben ama o zamana kadar. Zaman geçmesi lazım. Aynen, ya, o güven, zaten. O kişiye karşı olan aramdaki bağ önemli. Peki uğraştığın bir spor var mı? Voleybolla uğraşıyordum. Ama artık pandemiden sonra bitti yani. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun mesela? 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Güzel bir ilişkim olur diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. Ben de İşte ailem de tanıyor olarak. Altımda arabam, mesleğim. Böyle güzel bir şey düşünüyorum, hayal ediyorum. Araba hangi marka var da ne istersin? Hiç fark etmez. Öyle marka takıntım yok yani. Şu olsun, bu olsun veya karşı cinsle şu yani. Olsun diye. Yok, öyle bir takıntım yok. Çay verir misin? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk abi. Acaba? İki çay abi. Tabii getiriyorum ama. Öyle para muhabbeti yapmasın. Yani hiçbir şekilde yapmasın. Aynen zaten. İlişkide zaten erkek ödemeli bence hesap ona göre. Ya o, ona da çok şey değilim ama yani para muhabbeti yapmasın benim yanımda. Veya hesabı öderken bana belli etmesin mesela. Aynen işte o önemli onun, zaten. Evet, o ince düşünceler çok önemli. Veya bir kızı mutlu etmek çok zor. Büyük bir şey atıyorum altın falan öyle şeyler değil. Bir çiçekle bile mutlu etmesin. Aynen mesela yani. Bir buluşmaya geldiğinde arkandan böyle çiçek çıkarıp evet. Sevgini verebilirsin mesela. Evet. Onlar çok mutlu ediyor kızı. Aynen ya. Kafada emin çıktık bu arada. Sağ olsun abi. Şeker ister misin? Olur ben alırım şeker. Sevgililerinle genelde neden bitti veya ne kadar sürdü? Ya çoğunlukla aldatıldım yani. Kaderi paylaşıyoruz bir tık. Aynen zaten ciddi ilişki yaptım. İki kişiyle aldatmış arkadaşlarımdan yeni haber aldım ben. Öyle ondan sonra öğrendim zaten. Tek bir ilişki mi vardı yoksa? İki. Flört falan. Sevgiliydi birden çok ya. Kızla konuşur üç... musun yani? Yok ya öyle zaten iç güç, okul. Öyle gidiyor zaten zaman. Peki sen birden çok erkekli konuşur musun? Şöyle eğer karşımdakinin beni aldattığını düşünürsem, şüphelenirsem o yapmadan ben yaparım zaten ki üzülmeyeyim. Zaten böyle ciddi ilişki olduktan sonra telefonunu veren hesabını vermelisin zaten. Evet. Ya benim özelim diyemezsin ya bir insana yani karşındakine. Yani iki hayat, bir hayatı yapacaksın zaten. Doğru da o da. Öyle yani. Evet az çok uyuşuyoruz ama bakalım. Bu arada araban falan... Yok. Daha 50 yaşıma gelmedim ama ileride alacağım. Oo, çok çok kötü oldu bu hiç. Neden ki? Arabasız ya biraz. Ya sevgilini düşünsene böyle metroya falan otobüse biniyorsun. Bence hoş değil ya bu. Yani bir yıl sonra beklesem falan arabayla gezeriz zaten. Şu anlık otobüs metro idaresi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Birbirinizi beğendiyseniz olumlu ya da olumsuz cevap verin. Ömer beğendin mi karşı tarafı? Ben beğendim. Aradığım kriterleri de uyuyor. Çok yani her şey okey. Evet. Peki Azra sen? Benim için biraz olumsuz. Gerçekten mi? Ya evet, biraz daha olgun biri istiyorum ben. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. İkisi için ayrı ayrı bir röportaj yapıyoruz. Niye beğendin ya da niye beğenmedin onun sorusunu soracağız. Azra, Ömer'i niye beğenmedin? Ya şöyle iyi, hoş sohbeti de güzeldi ama ben biraz daha olgun birini istiyorum hayatımda. En azından benden de yaş olarak biraz farkı olsun. Peki bu arada Ömer kaç yaşındaydı? Aynı yaştayız. Aradığın yaş farkın ne kadar? En azından bir iki yaş daha büyük olsun, daha olgun olsun. Yani 20-21 iyiydi yani. 20 falan, aynen. Peki katıldığın için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoya. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sence Azra seni niye beğenmemiştir? Bilmiyorum ki, çok olumsuz. Sohbetimiz de çok güzeldi ama bir anda olumsuz diye davrandı ama nedenini bilmiyorum. Karşı taraf iyi hoş, sohbeti çok güzel ama çok böyle çocukça yanlış anlama. Çok beğendi yani kişiliği, sohbetin, işte duruşu falan hoş ama dediği gibi biraz daha olgun kişi
arıyordu. Kesinlikle üstüne kesinlikle yanlış anlama. Sadece istediği kişi biraz daha yaşça büyük olması gerekir. 2 yaş, 3 yaş, 20, 21 yaşta. Sağlık olsun kanka. Ama ben beğendim. Çok güzel bir hanımefendi. Evet, sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Katıldığın için çok teşekkür ederim Ömer. Sağ olsun kanka. Çay için de sağ olsun Ömer.